haberi aldığımızda. Sonra başka bir yılbaşında, bir sonraki yılbaşında Ali'nin tamamen hastalığının bittiğinin haberini aldık. Ali'nin artık sağlıkla ilgili hiçbir problemi kalmadı. Ali'ye verilen yılbaşı hediyesi onun normal hayata döndüğünün işaretiydi adeta. Hediye bir aynaydı. Hayat bazen ona güzel sürprizler de hazırlıyordu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali ben. Hoş geldiniz. Ne haber Ali? Bir dakika. Şaka mı ya? Hastalığı boyunca şarkılarını dinlediği, hayranı olduğu rap sanatçısı Yunus Özyavuz, namı diğer Sagopa Kajmer, birdenbire karşısına çıkıyor ve kendilerini müzik üzerine sohbet ederken buluyor. Gözler dolmak içindir. Senin mi şarkı tamamıyla? Sözleri benim. Seni yüzüstü bırakıp korkakça gidecekler. Her ne olursa olsun çocuk umudunu kaybetme. Gözlerine konuşup da arkamdan gülecekler. Her ne olursa olsun çocuk umudunu kaybetme. Sana yalan benim söyleyip de başkasını... Güzel güzel, bravo. Yapabilen an... biri vardı. Ne diyeceğimi çok bilemedim. Çok da güçlü dediler. Ben de şey, görelim bakalım. Anlat bana. Zaten ben küçüklükten beri hep rap dinliyordum. Sizin Neyim Var Ki ile başladı. Ondan sonra hani sınıftan arkadaşlarımla, mahalleden arkadaşlarımla hani birlikte söyleyebildiğimizi fark ettik ama yani öyle profesyonel değil. Var mı albüm falan yaptın? Yok yok. Sonra? Yok albüm hani şarkı yok. Sadece bu işte şarkım. O da hastalık geçirdiğim için hani. Bütün hastalıklar ilk önce moralle alaşağı edilir. Evet. Moral olmadan hiçbir şey olmaz. Yani mutlaka insanın içinde yakılmayı bekleyen bir mum vardır yani. Önünü görmek için ilk önce o mumun nerede olduğunu bulacaksın. Bak müzikte kendini çünkü ifade etmek istemişsin, yazmışsın. Evet. Bana sen sor istersen istediğini. Ya hani mesela şu andan önce, dün ya da bu sabah hani işte karşıma Sagopa Kajmer gelse hani şunu şunu sorarım, bunu konuşurum diye bir olay vardı ama şu an hiçbir şey yok aklımda. Ya gerçekten hiçbir şey kalmadı aklımda. Ya çünkü hiç beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Bundan sonra umarım her şey daha düzgün olur. Senin için daha iyi olur her şey. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Hadi gel bakalım. Saralım seninle. Çok teşekkür ederim. 21 yaşında. Kafa okşamayı severim. TRT İstanbul Televizyonu stüdyolarında ekibimiz ve Canan Aydın'ın birlikte hazırladığı bu karşılaştırma sürprizi çoktan onun unutulmazları arasına girdi bile.